Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere akıllı sözleşme platformu olarak karşımıza çıkan Doc Tyler projesinden bahsetmek istiyorum. Blockchain ve kripto para piyasasında bu yüzyılın buluşlarından birisidir. Önemini her geçen gün daha çok ispatlayan bu teknolojiler artık G20 zirvesinde olduğu gibi dünya liderleri tarafından bile kabul edilmiştir. Çünkü artık her şey dijital ortamda hiçbir zaman değiştirilemez bir şekilde saklanacak ve her tarafından ulaşılabilir olacaktır. Bu da hem büyük bir şeffaflık ve güven vermektedir. Bununla birlikte bir teknolojinin de kullanım alanı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu videomda bahsedeceğim projede yine bu teknolojiyi kullanan ve oldukça kullanışlı olan bir projedir. Ben size bu projeyle ilgili kısaca bilgi vermeye çalışacağım ama daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak isteyenler videonun altındaki linklerden yararlanabilirler. Doctyler, hukuk sistemini blockchain teknolojisine taşıyan benzersiz proje olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu projede özel bir belge platformu oluşturulmuştur ve bu kullanıcılarına büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Kripto para piyasasının bu kadar büyüdüğü piyasada artık çok büyük paralar dönmektedir ve bu büyüme de büyük hukuki sorumluluklar getirmektedir. Doktaylar platformu blok zinciri üzerine kurulmuş bir hukuk platformudur. Bu platform aracılığıyla akıllı sözleşmeleri kullanarak bireysel ya da şirketler arası anlaşmalar yapılabilecektir. Açıkçası bunun gelecekte çok işe yarayacağını düşünüyorum. Çünkü artık birçok şey internetten alınıp satılmaktadır ve hukuki kısmını da bu şekilde çözebilmek insanlar için çok fayda sağlayacaktır. Hukuki gereksinim her insan için kaçınılmaz bir gereksinimdir. Önemli kararlar sözleşmeler ile saklanır ve bu sayede geçerli olur. Şimdi bu sözleşmelerin tamamen merkezsiz ve şeffaf bir şekilde saklanıldığını düşünün. Bu, kullanıcılarına inanılmaz bir güven hissi sağlayacaktır. Bu yük şirketlerin büyük rakamlar ile yapmış olduğu sözleşmelerin bu şekilde saklanması şirket müşterileri tarafından da her zaman görülebileceği ve denetlenebileceği için şirketin değerini yükseltecektir. Açıkçası bu açıdan bakıldığında şirketlerin ileride bu platformu kullanmak için yarışacağını düşünüyoruz. Kripto para piyasası her geçen gün arttıkça bu değer kazanımından dolayı büyük bir hukuki sözleşme gereksinimi doğacaktır. Bu büyüme arttıkça sözleşmeler sayısında büyük bir artış olacak ve bu sözleşmenin oluşturulması, gönderilmesi ve saklanması Doctyler platformu önemli bir edecektir. Şu an için benzeri olmayan çözümler sunan bu platformun geleceğinin çok parlak olduğunu söyleyebiliriz. Ethereum ERC-20 tabanlı bir token olan Dog Token, bu platformun resmi token olacaktır. Platformda yapılan her işlem bu token aracılığıyla yapılacaktır. Ayrıca platforma giriş yaptığınızda elinizde Dog aracılığıyla Dog alacaksınız ve bu sayede platformu kullanabileceksiniz. Projenin yol haritası üzerinde duracak olursak, 2017'nin 3. çeyreğinde konsept geliştirme, 2017'nin 4. çeyreğinde araştırma ve planlama, Ocak ayı 2018 tanıtım belgesi oluşturma, 31 Mars 2018 halka açık İKO, 2018'in 3. çeyreğinde platformun alfa testi, 2018'in dördüncü çeyreğinde beta platform lansmanı, 2018'in dördüncü çeyreğinde ise Doctailer platform lansmanı gerçekleştirilecektir. Takımına değinecek olursak proje ekibi oldukça büyük bir deneyime sahip, ekibin CEO'su San Ernica Williams'ın 10 yılı aşkın bir tecrübesi mevcuttur. Kripto para, blockchain teknolojisi ve ekonomi pazarlarında çok güçlü bir deneyimi vardır. Diğer takım üyesi Dominic Brown'un kripto para ve blockchain teknolojisi üzerine 2 yılı aşkın tecrübesi vardır. Bu üyeler dışında diğer üyelerde hukuk alanında uzman birçok ekip üyesi mevcuttur. ICO bilgilerine değinelim şimdi de. Platform toplanana, platform toplanana gelirlerinden token sahiplerine pay verecektir. Gelirin %5'ini her 3 ayda bir token tutan kişilere dağıtacaktır. Bu projenin ikosu devam ediyor ve şu an için 10 milyon token satılmıştır. Token semkesi DOCT toplam üretim 500 milyon, satılacak miktar 300 milyon, ICO bonusları için 50 milyon, platform için rezerve 100 milyon, erken yatırımcılar için 50 milyon, Kabul edilen ödeme yöntemleri Bitcoin, Ethereum ve kredi kartı. Satış kapanış süresi ise 31 Nisan 2018 olarak karşımıza çıkmaktadır. Projeye dahil olmak ve proje hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olmak için lütfen aşağıdaki linkleri ziyaret etmeyi unutmayınız. Bir başka projede görüşmek dileğiyle